Şimdi sizlerle Ar-Ge merkezimizin yeni geliştirdiği DC analizörü yakından inceleyelim. Şu an radyasyonumuzun üstünde tek analizör ile 4 adet ayrı ölçüm yapabiliyoruz. 2 adet DC gerilim, 2 adet ise akım ölçümü yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi akü tarafının ölçümleri, burada ise yük ve toplam akım ölçümleri görüyorsunuz. Şu an mesela yük gerilimi ve toplam akım ölçülerini görüyorsunuz. Şu an akü tarafı, akü gerilimi ve akü şarj akımını görebiliyorsunuz. Bu geçişler otomatik 10 saniyede bir yapılıyor veya isterseniz butonlar ile kendinize geçişleri sağlayabilirsiniz. Önceki tasarımda 4 adet ölçü aletiyle bu 4 ölçümü ayrı ayrı şekilde almaktaydık. Fakat şu an tek analizör ile bu 4 ölçümü alabiliyoruz ve regresörden tamamen bağımsız kendi ölçümlerini alıyor ve %1 hata oranıyla çalışıyor. Regresörlerimizin haricinde de ayrıyeten sipariş verebilirsiniz DC analizörlerimize, AC analizörlerimize. Şimdi regresörümüz farklı akım değerlerini de test edelim. Şu an gördüğünüz akü şarj akım miktarı 0.8 amper. Regresörün toplam çıkış gücü ise yaklaşık 5 amper. Şu an bir kademe yük açıyorum. Ve regresörün toplam sağladığı akım miktarı şu an yaklaşık 16.5-17 amper civarlarında. Bunun 0.8 amperi akünün çektiği şarj akımı. Bir kademe daha yük açıyorum. Şu an toplam 20.5-21 amper civarında toplam regresör gücü ve hala 0.8 amper akünün çektiği akım miktarı. Bir kademe daha yük açıyorum. Şu an gördüğünüz gibi regresör akım sınır ledi yandı. Toplam akımımız şu an 30 amperi geçmiyor. Akü akımımız ise eksi değere geçmiş. Yani bu şu demek oluyor. Akümüz deşarja gitmeye başladı. Yükümüzün çektiği akım toplam regresörümüzün karşılayacağından daha fazla bir akım. Şu an 0.8 artı 30 yani yaklaşık 31 amper civarında bir akım çekiyor yükümüz. Pens ampermetreler ile bir sistemi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu an toplamda yükümüzün çektiği akım yaklaşık 31 amperken 30 amper regresörün toplam yükü. Bir kademe daha yük açıyorum şu an. Şu an 41 amper toplamda yük besemiz bulunmakta. Ama regresörümüz gördüğünüz gibi 30 amperlerde kendini limitlemekte. Burada ölçü aletimizde göreceğiniz üzere yaklaşık 9 amperini akü üzerinden sağlamakta. Yükümüzü biraz kısıyorum. Şu an yaklaşık olarak eşitler. Şu an akü akımı 0. Toplam akım ise 30.5. Bir kademe daha azaltıyorum. Ve toplam yükümüz sınır değerinin altına inmiş bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada akümüz şarj olmaya başladı. Yaklaşık 6.5-7 amper civarında şarj akımı çekmekte. Bir kademe daha kısıyorum regresörümüzü. Toplam akımımız 13 civarlarında. Tam bu sırada şebekenin gittiğini varsayalım. Şebeke enerjimizin kesildiğini. Ve gördüğünüz üzere burada şebekemizin gittiğini, regresörün stop konuma geçtiğini ve bir hata durumu olduğunun ledleri yanıyor. Ve mimik diyagramımızda da geri şemsiyesinin atık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bilgi satırımızda da giriş geriliminin olmadığını gösteriyor. Tekrar şebekemizin geldiğini varsayalım. Sigortamızı kaldırıyorum. Ve cihazımız şebekenin geldiğini anlıyor ve otomatik olarak kendini starta geçiriyor. Regresörümüz gördüğünüz gibi şebeke kesintilerinde yükünüzü kesintiye uğratmadan akü üzerinden yükünüzü beslemeye devam ettiği gibi elektrik şebekeniz geri geldiğinde de otomatik olarak çalışmaya devam ediyor. Ve hem akünüzü şarj ederken hem yükünüzü beslemeye devam ediyor.
Şimdi sizlerle dropper özelliğimizi test edelim. Burada dropper üniteleri ne amaçla kullanılır? Belli periyotlarda 6 ayda 1 yılda bir aküler deşarj edilir ve yüksek voltajda yüksek akımda şarj edilir. Buna pratik olarak aküleri kaynatma diyorlar. Belli periyotlarda bir yapılan bir işlem. Bu işlem dediğim gibi yüksek voltajda aküleri şarj etme işlemidir. Bu yüksek voltaj 140 voltlara kadar ulaşabiliyor. Örnek veriyorum, 137,5 voltta ve 140 voltta aküleri şarj ederken bu voltajı yükünüze yansıtmamak gerekiyor. Burada dropper üniteleri devreye girmekte. Şarj voltajı ayarladığınız dropper voltajının üzerine geçerse bu dropper üniteleri devreye giriyor ve belli bir kademede şarj voltajını düşürerek yük voltajına yansıtıyor. Örnek verelim. Tekrar stopu aldık. Şu an normal şarjda gördüğünüz gibi 122 voltta. Ben bunu hızlı şarja alacağım. Hızlı şarjda gördüğünüz gibi 132 voltta şarj edeceğim. Şöyle yakından göstereyim. 132 voltta şarj edeceğim aküleri. Ve dropper ayarlarımıza geldiğimizde dropper birinci kademimizin 126,5 voltta, ikinci kademimizin 137,5 voltta olduğunu görüyoruz. İlk kademeyi test edelim şimdi beraber. Menüden çıkış yapıyorum ve cihaza start veriyorum. Cihaz start alıyor. Gördüğünüz gibi bilgi satırında hızlı şarj ibaresi yazmakta artık ve şarj voltajımız 132,5'ta. Şarj voltajı 132,5'tayken yük voltajı gördüğünüz gibi 118,8 voltta. Yani 132,5 voltu yük tarafınıza yansıtmamakta, yükünüzü korumakta. Tabi burada mimik diyagramımızda dropper 1'in şu an aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Dropper 1 bypass, gördüğünüz gibi LED'i söndü. Yani dropper 1 aktif oldu. Dropper 2 hala bypass konumunda ve bir yandan hızlı şarj modunda olduğunu görebiliyoruz. Dropper 2'yi de aktif edelim, test edelim. Şu an tekrar stopu alıyorum. Ve ayarlardan şarj gerilimimi 137'nin üstüne alıyorum. 138'i ayarladım. Ve menüden çıkış yapıyorum. Cihaza start veriyorum. Şu an DC gerilim düşük uyarısı alıyoruz. Neden? Şundan dolayı şarj gerilimimiz, şarj voltajımız ayarladığımız 138 civarında. Ama şu an gördüğümüz 117 akü voltajı, yani DC baranın düşük olduğunu cihaz bize burada söylüyor. Evet, cihaz çalışmaya başladı. Şu an 138,6 volttayken şarj voltajımız, yük voltajımız 114-113 volt civarlarında ve dropper 2 bypass ledimiz de söndü. Gördüğünüz gibi şu an dropperların ikisi de aktif. Hızlı şarjdayız. Şarj voltajımız 138 volt civarlarında ve yük voltajımız 114 volt civarında. Yani cihazımız yüksek şarj voltajına karşı yükünüzü korudu, yüksek voltaj görmesini engelledi. Bu dropper bu amaçla kullanılmakta, yüklerinizi korumaktadır.